Evet, seçimler sona erdikten ve oyların sayılmasına, sonrasında da bunların tutanaklarda birleştirilerek sonuçların elde edilmesine varan süreç sırasında birçok aşamadan geçiyor oylamalar. Bu sebeple bu süreçte sonradan itirazlar yapıldığı, bu itirazlarda geçersiz oylar üzerine tutanakların birleştirilmesi üzerine, burada yapılan maddi hatalar üzerine çok tartışmalar oldu. Ve bu sırada da gördük ki çeşitli sayılarda değişimler söz konusu olabiliyor. 1 Nisan'dan itibaren Ali İhsan Bey'in açıklamasına göre 11.109 oy değişim olmuş ve Binali Yıldırım Bey'in lehine yazılmış gözüküyor. Çünkü seçim süreci, seçimlerde oyların sayılması, bu sayılan oyların tutanaklarda birleştirilmesi, ilçe seçim kurulunda son halini alması, il seçim kurulunda en son toplama yapılması aşamasında maddi hatalar olabiliyor. Geçersiz oyların sayılmasında hatalar olabiliyor. O sebeple bu daha önümüzde bir süreç olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü çok sayıda ilçede ve çok sayıda sandıkta daha sayım yapılacak gibi gözüküyor ve aradaki fark çok küçük. Yaklaşık 10 milyon seçmene karşılık sadece 20 küsür binlik bir fark var ve bu sayının değişme ihtimali, yaklaşma ihtimali yüksek gözüküyor. Burada şunu düşünmek lazım, şunu göz önünde bulundurmak lazım. Bu oyların sayılması ve seçim sürecinin doğal bir parçasıdır itirazlar ve şikayetler. Bundan önceki seçimlerde de itirazlar, şikayetler olmuş. Bunlardan dolayı oyların yeniden sayılması, sandıkların baştan sona tekrar sayılması ve hatta seçimin yenilenmesi gibi örnekler olmuştu. Hatta hemen bir önceki seçimde, 2014 seçimlerini hatırlarsak, Yalova'da ve Ağrı'da seçimler yenilenmiş bir Haziran tarihinde. Hatta o seçimde onlarca beldede ve ilçede seçimler yenilenmiş ve çok sayıda belediyede 1 Haziran 2014 tarihinde seçimler yapılmış idi. Bunlar seçimlerin doğal sonucudur. Seçimlerde itiraz ve şikayetler olacaktır. Ancak bu itiraz ve şikayetlerin bağımsız yargı organları tarafından, seçim organları tarafından değerlendirildiği, bunlara karşı yine itiraz imkanlarının bulunduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Biliyorsunuz bizim anayasamıza göre seçimler yargı organlarının yönetiminde ve denetimi altında yapılıyor ve bu yargı organları tamamen bağımsız olarak seçiliyor. Örneğin Yüksek Seçim Kurulu üyeleri 11 asıl pardon 7 asıl 4 yedek üyeden oluşuyor ve tamamı Yargıtay ve Danıştay'ın genel kurulları tarafından seçiliyor. Yani herhangi bir siyasi iradenin müdahalesi söz konusu değil. İl ve ilçe seçim kurulları da benzer şekilde o ildeki veya da ilçedeki en kıdemli hakimlerden teşekkül ediyor. Ayrıca bu kurullara da bütün toplantılarına siyasi partiler katılıyor. Bütün tartışmalarına, müzakerelerine katılma hakkına sahip. Sadece oylamalarda hakkı bulunmuyor. Örneğin Yüksek Seçim Kurulu'nda 4-5 tane siyasi partinin temsilcisi var. Sadece oylamalarda etkisi yok ama bütün görüşmelere ve müzakerelere katıldıklarını görüyoruz. Yani siyasi partilerin gözetimi altında yürüyen ve bağımsız yargı tarafından gerçekleştirilen bir süreç söz konusu. O yüzden bu süreç sırasında bu itiraz ve şikayetleri anlayışla karşılamak ve bunları bu süreci doğal mecrasında işlemesini beklemek gerekiyor. Bundan önceki bütün seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de hem iktidar partisi hem muhalefet partileri çok sayıda ilde seçimlere itiraz etmiş ve oylar yeniden sayılmış veya geçersiz oylar göz önünde bulundurulmuş, sadece onlara ilişkin işlemler yapılmış. Ki bu seçimde dikkat çeken bir hata da maddi hataların olduğunu görüyoruz. Yani sandıklardan gelen sonuçlar birleştirilirken toplamalarda hatalar olduğunu görüyoruz. Hatta bazılarında bilinçli hatalar yapıldığına ilişkin emareler var. O yüzden farklı gerekçelerle çok sayıda itiraz söz konusu. Bunların hepsinin tek tek değerlendirilmesi gerekiyor. Bazılarının da uygun görülmeyip reddedildiğini görüyoruz. Ama kabul edilenler için de bu sürecin devam etmesi, doğal mecrası içerisinde işlemesi ve seçim kurullarına güvenilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.